Merhaba, Apartman Sineması'nın yeni podcastine hoş geldiniz. En son 3. sezonumuzun 2. bölümünü yayınlamıştık ve film ekimiyle alakalıydı. Onun ardından hem bir festival arası verdik hem de bu sırada vizyonda yeni filmlerle karşılaştık. Bu haftayı da bir çeşit vizyon haftası yapmak istedik ama hazır önümüzde hem geçen haftadan hem bu haftadan müzisyen biyografisi anlamında iki yeni film varken biraz daha hem bu filmleri değerlendirmek hem de ikisini de arda arda görme şansına eriştiğimiz için bir müzisyen biyografisi sinemada nasıl aktarılıyor, işte farkları ya da işte yansıtış biçimleri neler, nasıl gelişiyor sinemada diye Müslüm'ü ve Bohemian Rhapsody'yi konuşalım istedik. O yüzden bu iki filmi konuşacağımız bir podcast olacak. Bu podcast'te yine ben Sezen ve Güvenç Şaşırtıcı şekilde. yabancı olmadın. Güvenç Atsüren'le birlikte kaydedeceğiz. O zaman başlayalım. Geçen haftanın filmiyle Müslüm'le başlayalım ilk olarak. Müslüm adının da bariz bir şekilde ifade ettiği üzere bir Müslüm Gürses biyografisi. Yani Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vurmuş, hak ettiği mertebeye ulaşmış bir şarkıcı Müslüm Gürses. Ve hani Türkiye'den bir de hani nasıl diyeyim, endüstriyel sinema namına, hı hı, işte gişe kaygıları da olan bir film olduğunu da varsayarsak Müslüm'ün, böyle bir figürün sinemaya aktarılmış olması çok hani anlaşılabilir bir şey. Bir de ölümün üzerinden yaklaşık 4-5 yıl gibi bir süre geçmiş. Hatırlamıyorum tam tarihini de. Yani evet, hani artık zamanı da gelmişti belki diyebiliriz bir bağlamda. O yüzden ya Müslüm projesi en başından beri çok hani birçok kesim tarafından merak edilen bir film. Her iki bir tane şey olduğunu da düşünürsek, Müslüm Gürses'in kariyerinin son döneminde artık hani sadece arabesk severlerin değil, hani böyle işte batılı şarkılarında Türkçe düzenlemelerini falan seslendirilmesiyle hani böyle tüm halkın daha geniş kitlede, evet, hani daha böyle biraz çekinerek bu ifadeyi kullanır, üst sınıfın da hani sahiplendiği bir sanatçı olması açısından hani çok beklenen bir beklenen bir biyografiydi. O hatta eleştirilen de bir şeydi son zamanlarında. Yani bir taraftan da Müslüm Gürses'in var olduğu dönemi, işte sosyoekonomik açıdan değerlendirilen, işte Türkiye'nin o dönemini daha geri plana mı atıyor, bu popülerleşmenin, işte bu popüler kültürün aslında müziğin üzerinde yarattığı etkiyle ve işte bir ikon olarak Müslüm Gürses'in personasına yarattığı etkiyle falan da çok bağdaştırılmayan ya da işte bir kesim tarafından tam bağdaştırılan bir kesim tarafından da eleştirilen bir şeydi. Bu yönde de aslında bu filmin bu kitlelere hitap etmesi bakımından ayrı bir önemi var diyebilir miyiz belki? Yani diyebiliriz. Ya aslında hani bence yani Müslüm Gürses'in hani tüm şeyini düşündüğümüz zaman, hani sonuçta hayata veda ettiği döneminde bulursa, yani aslında tüm topluma da hitap etme seviyesine gelmiş bir isimdi. Dolayısıyla film de hani bu bağlamda, bu düşünülerek çekilmiş. Hani şey gibi değil çünkü film. Hani geçmişteki Yeşilçam döneminden aşina olduğumuz işte işte bu arabesk şarkıcılarının hayatından da bir takım şeyler almış, biraz otobiyografik şeyler almış filmlerden bir tanesi değil. Hani onun hayranlarına yönelik filmler olurdu ya, hani işte Orhan Gencebay'ın, Ferdi Tayfun'un mesela filmlerinden bahsediyorum. Öyle bir film değil de doğrudan bir biyografi. Hani zaten müzisyen biyografisi de çok hani Batı'da da çok çalışan, hani zaten konuşacağız işte, çok yakın tarihte bir örneğinde görme fırsatı bulduğumuz bir şey. Ve Türkiye'den de aslında hani kim çıkabilir, yani kimin, hangi müzisyenin biyografisi çekilebilir dersek, böyle hani geçmişinin de hani böyle dramatik yapısı, hani sinemaya uygunluğu, hani bunu tabii tırnak içerisinde söylüyorum, da düşündüğümüzde Müslüm Gürses beklenebilen bir seçim. Hani keşke isteriz ki bize Kim Üren de böyle, ama hakkı verilerek tabii. Evet. Hani ehlileştirilmeden
Yüzeki Viren biyografisi de. Daha doğrusu hani böyle şey işte gizli saklı üstü kapatılarak bilmem ne kendi yapanların kendi diliyle değil de. Ya cinsel kimliğini saklamadan hani bu şekilde söylüyor. Şurada şeyin ne o? Şokopop. Şokopop'un diye şey. Ya evet işte ve çok hani böyle bir projenin altından kim çıkar, yani kim bu projenin altına girer diye düşünürsek de hani son dönemde Türkiye sinemasında en çok gişe başarısına imza atmış filmlerden bir tanesi olan Ayla'nın yapımcısı ve yönetmeni Can Ulkay. Yönetmen, aslında çift yönetmenli film Keçe de var projenin içinde. İşte bu iki isim bir Müslüm Gürses biyografisine, Müslüm filmine imza atıyorlar. Yani şimdi en başından başlayacak olursak bence ya müzik dediğimiz şey hani içinde konumlandığı toplumla beraber şekillenen bir şeydir. Yani hani atıyorum İngiltere'de punk mesela ne zaman ortaya çıktı dersek işte hani sağın yükseldiği işte Margaret Thatcher'ın falan hani sağcı politikalarının, baskıcı politikalarının toplum üzerinde hissedildiği bir dönemde çıkmıştır. Mesela hani benzer şekilde Amerika'da hip hop'un, rap'in yükselişi de işte otoritenin şeyini işte polis şiddetini vesaire hani biraz siyahi kesimin isyan edeceği şeyler olduğu dönemde hani yükselişe geçmiş bir müzik türü. Dolayısıyla hani ki hani bu işte örnek olarak söylediğimiz punk da hip hop da hani böyle toplumun bir kesimin tarafından sahiplenilmiş, onlar üzerinden şekillenmiş, daha sonra daha geniş kitlelere yayılmış müzik türlerinden bahsediyoruz. Ya da şey, yani müziği bir dil olarak görürsek ki hani öyle zaten. Hem saydığın türler olarak hem bu türlerin temsilcilerine baktığımızda hem o toplumun bahsettiğin gibi hani içinde şekillenen bir durum var. Hem de bu dili tekrar yaratmakla ve tekrar bu dille ilgili yeni anlamlar çıkarmakla da etki eden bir tarafı var. Hani sadece müzik yapılıyor ve o dönemde oluyor bitiyor gibi bir şey yok. Hani hip hop'un hala etkisi aynı şekilde devam ediyor. Yönetimler yani, hani şey tabi biçim değiştiriyor, içeriği değişiyor vesaire ama hala varlığını sağlıyor. Ve belki de değişen toplumların öz eleştirisini, eleştirisini yapan bir şeye de dönüşüyor ki Türkiye'de de bunu zaten görebildiğimiz hani özellikle 80'lerin ardından toplumun dinamiklerine bakarken ölçebildiğimiz şey en başında müzik geliyor, arabesk kültürü geliyor. Bir taraftan da Müslüm Gürses gibi bir figür bu arabesk kültürün içinde kendini var eden ve bu dille ilgili, yani sokağın diliyle ilgili de birçok ipucu veren şeylere dönüşüyor. Yani evet, çünkü hani arabesk nasıl yükseldi sorusunun cevabı tamamen şeyle alakalı, hani Türkiye toplumu da Türkiye'de hani sosyopolitik olarak, sosyoekonomik olarak neler değişti sorusunun cevabıyla arabeskin yükselişinin cevabı aslında aynı şeyler. Yani hani kırsaldan büyük kentlere bir işte kırsaldaki işte, ekonomik şartların yetersizliğinden veya işte hani devletin yanlış politikaları tarafından işte bir kesim insanların büyük şehirlere göç etmesi, Kürtlerin hani bir kesim insanlar yani ismini söylemek istemiyorum çünkü olmasın da hani işte toplumsal bazı dönüşümlerin etkisi olarak işte bu saydığımız dönüşümlerin etkisi olarak arabesk yükseliş sağladı. Çünkü bu insanlar büyük şehirlere, batıya geldikleri zaman köklerinden kopmuş, hani bir bakıma asimile olmaya başlamış. Kültürleri, yani çocukluktan getirildiği kültürel birikimleriyle içinde adapte olmaya çalıştıkları, içine yerleşmeye çalıştıkları şeyler, hani şartlar birbirinin arasında bir uçurum olmuş. Dolayısıyla bu insanlarda özdeşlik kurabileceği, hani kendi içinde bulunduğu durumları dışa vuran, hani bu müziğini bunun üzerinden şekillendiren
sanatçılara, arabesk sanatçılarına anlamlar yüklemeye başladılar. Yani bu da tabii hani bahsettiğimiz gibi çok hani anlaşılabilir bir durum. Bunun niye bu kadar uzun uzadıya anlattık? Çünkü Müslüm'de, Müslüm filminde, Müslüm Gürses biyografisinde bunların hiçbiri yok. Hani Müslüm Gürses tek bir birey gibi müziğini yapmış ve sadece müziğinin başarısı, onun çok iyi, çok nasıl diyeyim, çok iyi bir ses rengine, çok iyi şarkı söyleyebiliyor olmasına bağlı olarak çok sevilmiş bir sanatçı gibi lanse ediliyor sadece. Ya bu Müslüm'ün problemi. Çünkü yani bahsettiğimiz gibi eğer iyi bir şey müzisyen biyografisi ortaya koyacaksak bunu o sanatçının içinde şekillendiği toplumun dinamiklerinden bağımsız düşünemezsin ki Müslüm Gürses'in Müslüm Baba olmasının nedeni de bu bahsettiğimiz Türkiye'de yaşanan işte kültürel, sosyokültürel dönüşümler. Dolayısıyla Müslüm filminde, Can Ulkay ve Keçen'in filminde ya bu şey hani çocukluğundan başlayarak anlat. Çocuk yani kurgusal olarak anlatmıyorum hani ele alınan zaman diliminden bahsediyorum. Yani çocukluğundan itibaren Müslüm Gürses'in hani ölümüne kadar giden süreç ele alınıyor. Ama hiçbir noktada hani çocukluğundayken sadece hani ailevi problemlerini vesaire perdeye geliyor olmasına dair bir sıkıntım yok. Velhasıl Müslüm Gürses artık toplumun özellikle bu işte dışlanmışları, hatta işte sanatçının kendi ifadesinde kullanırsak garipler tarafından sahipleniyor oluşuna dair film. Daha doğrusu bu gariplerin hiçbir yerde filmin kadrajına girmiyor olması. Hani bir tane konser sekansı var ki onu da elini bayağı korkak alıştırarak gösteriyor film. Bu işte 1989 yanlış hatırlamıyorsam Gülhane konserinden bahsediyorum. Müslüm Gürses sahnede bıçaklandığı konser. Ya dolayısıyla yani böyle işte yükselişin hiçbir şekilde nedenselleştirilmesi yapılmamış. Daha doğrusu çok eksik nedenselleştirilmiş. Sadece yani müzikal başarısı üzerinden nedenselleştirilmiş bir Müslüm Gürses portresi izliyoruz. Bu da hani çok sırada, hani çok ortada çok yüksek bir potansiyel varken, hani ülkenin yapısına dair de bir şeyler söyleyebilme potansiyeli varken Müslüm'ün buna hiç şey yapmıyor. Sadece Müslüm Gürses'in bireysel hayatına sıkıştıkça sıkışıyor. Yani şey gibi ben anladığım kadarıyla tam da bu kadar toplumla beraber anılması gereken ve o şekilde ilerlemesi gereken bir hikaye akışı varken kendi hayatında hani geçtim senaryoyu. bunu bir şekilde görmezden gelip çok bireye indirgen bir filme dönüştürüyor. Kesinlikle öyle. Hani Çelen özellikle aslında kendi hayatında yaptığı o toplumda hemhal olan yapıyı bire isteye yok sayıp şeyden aslında o gariplerinden ayırıyor yani gibi bir durum mu var? Yani bile isteye kısmı izlemeden bu yorum yapmak da istemiyor ama senin anlattıkların doğrultusunda hani bu çıkarma vardı. Hani ya bunun tabii hani bile isteye kastı yapılmış bir tercih olduğunu düşünmüyorum ama hani bunu söylemekte de beis görmüyorum. Filmin senaryosu çok kötü. Yani bahsettiğim gibi hani gerçekten ortada hani sosyal gerçekçi bir film olma potansiyeli olan bir şey var. Yani öyle bir yana da sahip olma potansiyeli olan bir film var. Ama yani bunu o kadar dar bir perspektiften sunuyor ki yani bir yerden sonra film hani çocukluğundan ergenliğine sonra yetişkinliğine vardığı zaman hikaye sadece bir yerden sonra artık yani hani işte iyi bir şarkıcı ve Muhterem Nur'la işte inişli çıkışlı, biraz fırtınalı bir ilişkisi olan bir figür izliyor oluyoruz filmde. Bu da hani bu da yani teknik olarak da çok kötü. Yani çok kötü demeyeyim ama hani çok hani sıradan, kötü değil bu arada teknik olarak film bu kadar. Hani birkaç yerde böyle hani kurgusunda falan böyle sıkıntılar var. Hani montajında sıkıntılar var daha doğrusu. Velhasıl şey değil hani teknik olarak çok kötü bir film değil. Hani filmin şu an bir kesim tarafından çok seviliyor olmasını da anlayabiliyorum. Çünkü hani Ayla'nın da seviliyor olmasıyla benzer şekilde hani duygulara hitap ediyor ve hani
çok geniş kitlelere yayılma potansiyeli olan bir hikaye ve şey de değil artık, bir komedi filmi de değil. Artık böyle şeylere de bizim işte sinemada yer olduğunu işte şeyler, yapımcılar keşfetmiş durumda Ayla'nın da başarısıyla. Dolayısıyla Müslüm de hani hatır sayılır bir gişe başarısı yapacaktır. Ama yani hani tüm bu işte bahsettiğim senaryonun işte iyilerin kötülerin çok böyle hani şey olduğu. Çok yani hani tabii ki babasının ya filmle de ilgili hani içeriğine dair net bir şey söylemek istemiyorum. Babası şöyle şöyle yapıyordu. Yani tamam, babası çok kötü bir karakter. Yani çok hani travma, Müslüm Gürses üzerinde çok travmatik etkileri olmuş bir karakter. Ama hani işte onun kötü, annesinin çok iyi falan. Yani böyle çok her şey çok, yani çatışmaları o kadar basit düzlemde kuruyor. Ve bu çatışmaları sadece tek bir üzerine kanalize ettiği sürece, ya benim filmle ilgili en net cümlem şu: daralıyor yani film. Hani genişlemesi gerekirken Müslüm Gürses büyüdükçe, toplum tarafından sevildikçe, işte Müslüm Gürses Müslüm babaya, yani Müslüm babaya evrilirken böyle genişlemesi gereken alabildiğine daralıyor film. Ya bu da hani çok yavan bir biyografiye dönüştü. Ya mesela hani şey, hani nasıl olması gerekiyor sorusunu hani daha net bir cevap vermek gerekirse, bence şey, yani hani son dönemdeki bence en iyi şey müzisyen biyografisi. Belki hani son dönem değil, tüm zamanların en iyi müzisyen biyografilerinden biri de olabilir. Anton Corbijn'in, Corbijn mı nasıl okunuyor tam bilmiyorum, Kontrolü. Yani işte Joy Division'ın şeyine işte. Şimdi utanarak söyleyeyim, Joy Division'ı dinlemeye başladım. Film olarak. İşte Joy Division'ı özellikle işte kariyerinin sonunda intihar eden işte solisti Ian Curtis'in hikayesini anlatıyor. Bir yandan da film aslında şey gibi, şeyler gibidir. 1960'ların Britanya'daki işte o yeni Britanya sineması gibi kitchen sink realism dediğimiz şeyle hani estetiğini oradan alan yani aslında şeyle birleştiren bunu, hani hem dönemle hem toplumla hem müzikle, o zamanki karakterlerin içmenişiyle. Şey zaten hani bu kitchen sink realism dediğimiz şey işte o dönemin sineması zaten şu Joy Division'ın sonrasında The Smiths'in falan müziğinde de doğrudan çok etkili olan bir mentalite olduğu için hani filmde sinemanın imkanıyla müziği birleştiren bir şeye dönüşüyordu aslında. Ve hani bilmeyen biri için bile etkili bir film oluyordu. Yani hem toplumun o dönemki durumuna dair bir şeyler söylüyor. Öylesi bir toplumda Joy Division gibi bir grup nasıl serpilebiliyor, bunu gösteriyordu. Ama işte Müslüm de bundan hiçbir yok ki aslında, hani tamamen hani Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir ülke olması, işte oradan Manchester'ın işte bir sanayi kenti olmasına bağımsız olarak aslında hani toplumun birazcık dışlanmışlarının yani kendini eşleştirdiği müzik türleri olması noktasında hani bu örneğin ben çok hani işlevsel olduğunu düşünüyorum. Hani olmuşu var, olmamışı da Müslüm gibi. Hani şey gibi düşünebiliriz. Hani bundan zaten hani sinemamızda evet biyografi örnekleri var ama çok da Türkiye sineması deyince aklımıza hani şu falan diye getirebileceğimiz filmler yok. Bir işin öncüsü olur. Daha iyileri için belki bir alan açar. İşte bu dediğin gibi hani çok kişiye ulaşmasıyla bir fark yaratabilir. Hani böyle belki artı yönlerini sayabiliriz. Zeki Müren biyografisi. Ve bununla beraber aslında tam da senin o işte Britanya'dan kontrolle bağlamanla birlikte ya da işte o geride kalanların, arkadakilerin, dışlanmışların müziği olarak oradan bir giriş yaparsak Bohemian Rhapsody'ye geçebiliriz. öyle. Bağlamalarım iyi. Sanırım podcastlerde bir tek bu yönümü seviyorum. Bohemian Rhapsody'de... Üçüncü sezonda çözdüm. Evet, üçüncü sezonda moderasyonu birazcık da olsa İki de değildi ya. Teşekkür ederim. Ve Bohemian Rhapsody'ye geçtiğimizde yine evet bir müzisyen ve işte bir müzik grubu biyografisi. Yine ikonlaşmış bir sanatçının müzikal hayatının işlendiği bir yapı karşımıza çıkıyor. Ama işte burada da aslında belki hani tam olarak hani Müslüm'le anlattığın şeylerin benzerlerini görebildiğimiz eksikleri değil ama yine aslında eksik kalmış ya da işte tam ifade edilememiş, tam elini taşın altına koyamamış, bir şekilde bir yerleri tutturamamış, o formül üzerinde kalmış bir şey karşımıza çıkıyor. Lafını böleceğim. Evet. Ya aslında şey gibi hani nasıl Müslüm şey yapmıyorsa
işte toplumun dönüşümüne dair bir şeyler söylüyor. Hani biraz daha hani politik olabilecek bir şeyler söylemiyor. Söylemezken anladığım kadarıyla filminizi görmedim ama hem genel eleştiriler hem de seninleki konuşmalarımızdan bu sefer de cinsel kimlikler üzerinden elini taşın altına pek sokmayan bir film. Evet, pek sokmayan. Neredeyse hiç sokmayan hatta. Ama bir de hani şöyle de bir durumu var. O kısım mesela hani filmi iki işte perdeye ayırırsak ikinci kısmında daha çok bu bahsettiğimiz şeyleri görüyoruz. Yani göremiyoruz daha doğrusu. Hani bir şey söylemiyor. Bir söylem üretme de yükümlü değil evet bir yönetmen ya da bir film. Bu biyografi yaparken de yine yönetmenin anlatı tercihine de bağlı olarak ilerleyebiliyor ama bir taraftan da bilinen ve söylenmesi gereken aslında Freddie Mercury'nin de hani kendi hayatında kendi hayatında söz sahibi olan birinin de söylediği ve yaşadığı bir gerçeklik varken o gerçekliğin üzerine kapatmakla meşgul olan bir yönetmenlik var ki o işte ikinci kısmında daha çok böyle yapıyor. İlk kısmına gelecek olursak filmin direkt şöyle yani çok kısa filmden bahsetmek gerekirse şöyle bahsedebilirim. Bilmeyenler için Queen 101 ve hani gerçekten bilmeyenler için hani hiç bilmeyenler yani biri hani Queen'in bir iki şarkısıyla işte popüler olan bir iki şarkı tanımış ve evet şöyle tempolar eşliğinde tanımış giden biri için evet çok gaza getirici ve duygulandırıcı yerler olan ki bunu inkar etmiyorum. Hepimizin salonda duygulandığı ve gaza geldiğimiz yani benim de oldu. Hani ki benim için Queen çok değerlidir. Hani dinleyicilerim için bundan kime ne ama. Benim için de Joy Division. Çünkü benim ilk hani yabancı müzik anlamında hani dinlemeye başladığım ve o kültürü biraz yavaş yavaş oluşturmaya başladığım ilk gruptur. Gerçekten hani öncesi yok. Hani Queen'le başladım. Yabancı müzik diye bir şey var olduğunu demeyeyim ben. Dinlemeye. Müzik hani... Belki Martin'le ha onlara şey yapmıyorum. Justin Timberlake benim de hani oyun. Daha müzik. daha müzik. Müzik ama hani böyle şey hani daha müzik. Müzik kültürü, müzikal kültürün içinde hani bulunmayla. O bakımdan zaten hani bildiğin, takip ettiğin, hele ki hayran olduğun birilerini görmek istiyorsan sahnede böyle filmler çok çok daha önem kazanıyor ki ben bu filmden yapılacağını gördüğümden itibaren böyle hep şeye çelişki, mesela bu çelişkiyi yaşamak da bir sinema sever için tırnak içinde şeydir hani iyi mi olacak kötü mü olacak hani bu böyle bir çelişkiyle çünkü hani görmek istediğin şeyi yani aslını zaten çok seviyorken bunun yansıtış şeklini o kadar değer verirsin istiyorsun. Şöyle direkt Smile kısmından alıyor zaten. Yani grubun daha ilk işte Smile'la beraber işte Brian May'in içinde bulunduğu o işte grupla beraber alındığı kısmından başlıyor anlatmaya. Freddie Mercury'nin nasıl dahil olduğunu işte şeyden de hatta daha doğrusu hani film biraz da hani o çizgi üzerinden yani tırnak içinde hani Pakistanlı çocuk kimliğinden sıyrılmak isteyen de o kimliği zaten hiç üzerine yapıştırmayan Freddie'nin kendi müzikal kimliğiyle beraber kendini var etmesi ve yolunu işte o şeyle hani onu başına buyruklukla işte o müzikal yeteneğiyle, o kabiliyetiyle, sesiyle, duruşuyla hani tüm o görünüşüyle bir baş kaldırıyor yani aslında. Bir baş kaldırıyor. Yani bunu hissettiriyor. Evet hani karakteri güzel çalıştırıyor film bu arada. Rami Malek'in de etkisi var. Rami Malek'i ne çok öveceğim ne çok geleceğim. Çünkü hani ortalamanın bir tık üstü bir oyunculuk çok çalıştığı belli. Daha farklı seçimleri olabilir miydi? Tartışılır. Bu noktada bir araya gireyim. Yani ben filmle ilgili yani hani şey düşünüyorum hep konuştuğum. Rami Malek'in şeyi performansı çünkü hani şeydir biraz ya. Müzisyen biyografileri hele bir de böyle çok sevilen falan müzisyensi bir film. Oscar yolu açar. Hani şey mesela yok olamayacağı zaten hani filminde aldığı yani. Reaksiyonlarla vesaire belli de. Hani yani ne kadar iyi oynadığı noktasında merak ediyorum. Çünkü hani şey Jamie Foxx'un Ray'le aldığı Oscar var. Joaquin Phoenix'in şey Walk the Line'la şeyle Johnny Cash oldu Walk the Line'la şey var. Adaylığı var. Oscar adaylığı var. Ya sanırım oraları falan yok ulaşabilecek bir performans. Ya Oscar alıp almamasından bağımsız performans çok iyi oynuyordu mesela ikisi de çok iyi oynuyordu. İşte bunu bir çok iyilik klasmana sokamayız çünkü şu yüzden yani çok çalıştığı belli ve gerçekten emek gösterdiği bunu bir karikatürize etmediği
etmemeye çalıştığı daha doğrusu belli. Ama o filmin her yerinde aynı şekilde işlemiyor. Hani biraz da o şeye kapılıp işte belki yönetmenliğin de etkisiyle daha işte karikatürize geçtiği yerler fazla oynadı. Ya da hani kendimi gösteren ben işte çok hani bir ikonum performansını sergiliyorum. Hani bir şeyler yapmalıyım. Heyecanını hissediyorsun kimi yerlerde. Kimi yerlerinde çok dizce gerçekten bir şeyler ortaya koyduğunu da hissediyorsun. Ya. O bakımdan böyle çok arada kalan bir performans bana göre. Bir de Freddie Mercury'de hani böyle çok gerçekten oynaması zor bir şey. Dediğin gibi şey olabilir. Yeniden filmi izlemediğimi söylemiştim galiba. Yani çok şey olabilir yani. Hani karikatürize olma şeyin hani tüm kostümleri, sahnedeki hal ve hareketleri çok saçma bir ifade kullandım şu an. Yani şunu söyleyebilirim o kısımda. Özellikle benim gördüğüm sahneye çok çalışmış. Evet, sahne performanslarına çok çalışmış. Evet, fragmanlar vesaire falan görüldüğü kadarıyla öyleydi. Kendi içlerinde işte grup toplantılarından, işte grup anlaşmazlıklarından, bilmem ne o işte şarkıların yazım süreçlerine falan filan. Oralarda daha oyunculuk. Onları hissediyorsun ama sahne performanslarına gerçekten çok olmuş belli yani. Ki çok izlemiş. Hani onun etkisi var. O bakımdan hakkını yemem. Ama mesela şöyle bir şey var filmin. Şimdi Queen'i yani özellikle dinleyenler, bilenler daha fark edecektir. Queen'i bilenler. Zaten kendilerinin de bahsettiği bir grubun çıkış süreni. Queen adına alışından işte ilk albümlerini yapışlarına kadar ve sonrasına kadar. Zaten olayları demin de işte diğer türler ve gruplar için bahsettiğimiz o geride kalanların, arka tarafın, o işte dışlanmışların sesi olmak ve bir şeyler, deneysel bir şeyler yapmak. Orada yani klasik rock'n'roll tarzında işte ya da ne bileyim bunun devamını getirecek, bununla ilgili bir grup olacak falan filan diye bir değil. Kendi içlerinde taşıdıkları müziği bununla harmanlayıp ortaya yeni bir şey çıkarmak üzerine kurulu bir grup. Ve o yüzden denemekten, yapmaktan, rest çekmekten çekinmeyen bir grup. Hepsinin dört içinde geçerli bu. Özellikle Freddie Mercury'de bunu gördüğümüz ve hani o cesur ve işte kararlı sonuna kadar giden vücut bulmuş hali. Evet, bunu görüyoruz ve şöyle bir tarafı var. Filmin içinde bu işte Freddie kendi de bunu zaten bildiğimiz şeyi filmdeki Freddie'ye de söyletiyor. Fakat film şunu yapıyor. Bu kadar deneyselliğe, bu kadar korkmadan bir şeyler yapmaya hazır olan ve yapan bir grubun hikayesini ve Freddie'nin hikayesini klasik formüle bir biyografi filmin içine alıyor, hapsediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Tamamen her şeyin sıralı oldu. İşte Smile oluyor, bitiyor. Ondan sonra işte Queen'in ilk adımları oluyor. İlk albüm çıkıyor. İşte Amy ile bağlantılı işte prodüktörler bilmem neler. Aa bu çocuklar ne kadar garip işler yapıyorlarmış falan filan. Böyle hep şey laflar hani manşet laflar. Ve böyle işte o diyor ya bilmeyen için bunlar çok gaza getirici şeyler. Hem işte gazete manşetleri, şey alıntıları, yazar alıntıları tabii şeyde özellikle geliyor. Bohemian Rhapsody'nin sonrasındaki konserlerde falan sonra geliyor. İşte bu ne biçim şarkı falan filan. Gibi de şey, film şöyle bir şeyle bitiyor ya. Spoiler veriyorum şu an. Almak istemeyen dinleyicilerimiz kulaklarını kapatabilir bir 10 saniye. Şöyle falan bir yazı geliyor en sonunda Müslüm'de. O hiçbir zaman baba olmadı. Baba tırnak içinde veya büyük mü yazıyordu böyle ya fontu mu farklıydı bir şey ama milyonların babası oldu falan gibi hani belki o kadar şey o mimari olsa arada hani o dönemin işte gazete haberlerinden müzik yazılarından şey falan böyle, şeyler. Şöyle hani bir üst üste evet, gazete işte, bu direkt falan onunla ilgili geliyor. Zaten şey evet. Çıkıyor konserin üzerine binen yazılar işte hani bu kelimeler yani, ne bu şarkı ne. Formülüze de beni şu an anlayabiliyorum çünkü. Dünyanın en işte saçma şarkısı falan filan gibi o gazete haberlerinden geliyor. Diğer konserlerinde öyle şeyler yapmıyorlar Allah'tan. ve dediğim gibi mesela işte ilk albümleri çıkıyor, büyük patlama yaşıyorlar. İşte onlardan ikinci albümünden de sonra işte bu arada şöyle şeyler oluyor. Mesela bu filmle ilgili hani bunlar eksi olarak sıra hani beğendim beğenmedim şeyi değil bunlar. Dediğim gibi hani beğeni izleyenin Queen'le kurduğu ilişkiye ya da biyografi türüyle kurduğu ilişkiye göre değişebilecek bir ne yerebilirim ne çok övebilirim öyle bir film bana kalırsa. Ama şöyle bir yol izliyor film. İşte tak 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 yıllar geçiyor. Yani hiçbir kurgu şey yok bu arada. Hani kurguya ne bir numarası var ne de hani dediğim gibi hani bu zaman atlamalarını falan tamamen tek düze hiç uğraşılmamış gibi görünen bir şey de yapıyor. Aralarında bir tartışma oluyor, bir şey oluyor. Sonra hop bir anda böyle
o an, o dönemki o şarkının yazış aşamasına geçiyoruz. Yani neden geçtik ve bunun bağlamla alakası tam olarak nedir? Hani şey Freddy kayda geç geliyor ve o sırada aman onu mu bekleyeceğiz deyip tempo tutarak işte Vivi Rakyu'nun yazım süreci. Ya, tamam evet tarih olarak denk gelebilir ama bunu bağladığınız nokta gerçekten bu mu? Hani burada farklı bir şey tartışırken farklı bir şarkının şeyine giriyoruz. Ya da işte Bohemian Rhapsody en bu arada evet adını aldığı şarkının ve o ruhun yani Queen'in yaptığı işin ruhuna yansıtan kısım Bohemian Rhapsody'nin kayıt ve yaratılış süreci ve evet orası çok güzel işliyor. Ama onun dışında filmin sonuna kadar gelen yerde o göbeğinde mi orası filmin hani süre olarak? 30. dakikası falan. Çok göbeğinde değil yani. Daha başını biraz geçiyor. Yani ortası kariyer yükselişi falan. Evet yani kariyer yükselişi kısmında. Ve on mesela işte demin bahsettiğimiz konuya gelecek olursak Freddie Mercury müzikal anlamda da topluma mal olmuş bir ikon o anlamda da personasıyla da cinsel kimliği, cinsel yönelimiyle de konuşulması ve söz edilmesi gereken biri. Ve kendi de bunu yapıyor bu istekte zaten. Hatta şöyle bir durum var. Filmin içinde bunu konuşmakla ilgili karakter birçok şey hani Freddie karakteri olarak birçok şey söylüyor ama filmin kendisi yönetmenlik tamamen bunu o konulara girmeyelim. Orada pek şey yapmayalım. Oralarda pek fazla dolaşmayalım derdinde ve bir kapatma derdinde biz müzik konuşuyoruz. Evet müzik konuşuyoruz zaten. Evet bir müzik filmi ama bu müziğin içinde olan biten şeyler de bir o kadar önemli. Çünkü Freddie'yi görüyoruz biz orada. Onun hayatıyla haşır neşiriz. Ve bunu tamamen göz ardı edip hatta bunu kimi yerlerde bana hissettiren şey oydu. Kimi yerlerde bir olumsuz bir şey olarak görüp yani onun biseksüelliğini yaşaması sanki böyle bir grubun dağılması bilmem ne falan filan onlarla ilişkilendirilmiş gibi görüp böyle şey oluyor. İşte Freddie'nin ayrıksılığı falan filan gibi bir söyleme dönüşüyor. O bir rahatsız etti beni. Çünkü bunu yaşamak isteyen ve yaşamak isteyen değil böyle olan ve hani kendi yaşamını kendi istediği gibi biçimlendirmek isteyen bir adama özellikle şeyde sinemada biseksüelliği böyle aman konuşmayalım gibi göstermek olumsuz bir yön. Yani şey hissi yaratabilir izleyicide. Ha demek ki işte gruplarda böyle dağılmalar bilmem neler falan filan böyle belki de yaratabilir. Böyle o yüzden şey oluyorsun. Yani niye konuşmuyoruz bunu? Niye onun yaşamından bahsederken bunları yönetmenlik göz ardı etme ya da bastırma gayretine giriyor? Yapmamız yani olmaması lazım. Bunu görmemiz yani, lazım. Bir de yani Bryan Singer aslında benim hani sevdiğim de bir yönetmen. Şu an üzülüyorum filmi sen anlattıkça yani. Yani belki ben bunu biraz hani daha böyle şey ne derler ona sert bir mizajla anlatıyor. Ama sadece sen değil ama evet yani. Evet yani şimdi yurt dışındaki eleştirilere falan da bakınca o geçen hafta gördüğümüz onlardan da benzer şeyler var. Hatta sen onlardan biraz daha insaflısın. Hani bir de şöyle bir durum var. Yine filmin içinde Bohemian Rhapsody'nin kaydından sonra şey kısmı var mesela. Radyolara hit şarkı olarak verme ve işte yapımcının kabul etmediği. Yani bunlar gerçekten olan tam konuşmalar evet. Ve şey lafı ediliyor mesela hani radyoların hit şarkı kullanma süresi 3 dakikadır. Bohemian Rhapsody 6 dakika. Olmaz hani işlemez bilmem ne falan filan. Zaten şu şarkı ne falan. Yine o muhabbet dönüyor işte anlaşılmaz kelimeler bilmem neler. Bismillah falan. Bismillah sahnesi zaten böyle. Var mı öyle bir şey? Var ve hani o yine pencereye bakıp herkes anladığı gibi anlar falan diye Fred'in. Ben Fred'in öyle bir konuştuğunu düşünmüyorum o an. Ya böyle o duygusallığı gereğinden fazla dramatize edip veren bir yapısı falan da var. Yani böyle her duygusal konuşmada pencerenin kenarına gitme falan gibi böyle garip garip işte seçimler var. Biyografisi duygusal yani olmalıdır. Gibi bir şartlanmışlık var. O sahnede söz edilen bir şey var mesela. Hani film bunu kendi kendine deyip de kendi aynı hataya düşmesi beni garip hissettirdi. Yapımcıları diyor ki işte ya böyle şeylerle uğraşmayın. Hani siz zaten tutmuş bir grupsunuz. Siz zaten herkes çok seviyor. Şey kazanır. Deneysel, aynen deneysel işlerle, bestelerle, operayı falan ne işin içine katılıyorsunuz falan tarzında konuşmalar oluyor. Ve yapımcı diyor ki işte siz zaten işte bilinen tanınan bir grupsunuz. Formülle ilerleyin ya. Hani zaten ne yapsanız satacak falan. İşte Fred de diyor ki film
biz formüle ilerleyecek bir grup değiliz, bizim işimiz deneysellik falan diye. Ama film tamamen bunu göz ardı edip hiçbir riske girmeyip, hani biz risk almak için buradayız diyor yine aynı şekilde Fred. Hiçbir riske girmeyip tamamen formül bir biyografi yapıp kendi söylemini çürüten, hani böyle kendi içinde çelişen bir film. Bir bende etki bırakan şeyini söyleyebilirim. Yani evet, dediğim gibi seven biriyseniz zaten hani bir şekilde bir yerlerinden tad almaya bakıyorsun. İşte oradan bir şarkı giriyor, bilmem ne giriyor, bir duygulanıyorsunuz, o işliyor zaten. Hani dediğim gibi hele ki o şeyle gittiyseniz bir noktada yakalayacak. Beni en çok etkileyen ve bence en başarılı çekimin ve bağlama oturan kısmın oldu son sekans. Son sekans Dive Aid sekansı. Afrika için yardım konserin, işte bütün müzisyen dönemin bütün ağır müzisyenleriyle birlikte yaptıkları, oradaki o 20 dakikalık Queen sekansı, konser sekansı, hepsini yapmışlar. Birkaç şarkı seksi sadece. Ya, full seti yapıyorlar. Yani. Tabii tabii. Ve orada gerçekten bana da iş hatta şey gibi gelmiş filmden çıkınca, hani bizim gibi eleştirebilecek insanlar hani son gazı verdi mi? Hani yine de böyle hani şey gibi, hani kötüydü ama o kadar da değil diyecek, o virgülü atan bir sekanstı. Hakikaten iyi çekilmiş ve iyi oynanmış bir sekanstı. Ve onun dışında geri dönüp bakınca film bende ne kadar etki yaratacak? Bundan çok kısa bir süre sonra etkisi gidecek bir film bana kalırsa, ama yani Queen ve Freddie Mercury çok daha fazlasını hak ediyordu. Çok daha fazla bir şey görmek istiyordum. Yani daha doğrusu onların ruhuna uygun bir şey görmek istiyordum. O ruhu bulamadım ben filmde. Öyle bir eleştiri getirebilirim. Yani evet, işte dönüp dönüp aslında şeye, müzisyen biyografisinden işte hani hep bahsettiğimiz şey, işte o müzisyenin ruhuyla, o dönemin ruhuyla şey olma durumu işte. Mesela hani şimdi konuşurken tamamen aklıma geldi. Önceden hiç düşünmemiştim. Ve Sid Valens'i mesela aklıma geldi. Şu anda hani yani işte evet. Sid Vicious'ın şeyiyle hani tavrıyla, filmin tavrının zaten hani ilk şeyle, cinayetle başlıyordu, işte tutuklanmasıyla falan başlıyordu ki o da bayağı sansasyonel bir anıdır müzik tarihinde. Ve bunu bir de polisiye bir şeyle birleştirip yani, yapan evet, bir doğrudan aslında punk yani bir filmdi yani. Evet, hani evet, Alex Cox'ın filmi. Yani evet, işte şey hani sanırım iki filmi de konuştuktan sonra hani o müzik insanların, müzisyenleri hani toplumla kurduğu ilişkilerle, toplumsal bağlamlardan azade bir şekilde sinemaya yansıtınca pek olmuyor gibi sanki. Buraya bağlayabilir miyiz finalde? Bağlayabiliriz ama ola da bir hani şey değil bu. Hani olmuyor, sinema zaten sinemada böyle yansıtamıyor gibi bir şey değil. Yani yapılabilir. Hani ama arşiv imkanı var. Ama olacak var, şey yine hani iyi bir formülize film olur yani. Formülize mantığından kurtarırsa yönetmenler belki evet falan. Daha doğrusu şöyle, formülize mantığından kurtarırsa. Eğer konu edindiğin kişi ya da grup müziğin ruhunu nasıl yaşadığını yani iyice içselleştirip hikayeyi ona göre yazarsan ve ona göre çekersen, hani özdeşleştirerek çekersen zaten değişebilir. Şey geliyor yani mesela benim aklıma film izledikten sonra, özellikle bu işte vokal şeyleri Müslüm için aynısını düşünmüştüm fragmanda duyduktan sonra, işte bu Hemen'i izledikten sonra onun için aynısını düşündüm. La Vie en Rose, La Mom geldi mesela, Edith Piaf'ın biyografisi olan. Aşırı dönüp bakınca, o zamanlar çok beğenmiştim ama dönüp bakınca çok formülize bir film. Ama şöyle, onun kariyer ilerlemesine ve kendi müzik tonuna bakacak olursan o formül orada işliyor. Ama zaten şöyle, o formül orada o duygulanmasını gayet yerinde yapıyor. Yani zaten bir de şey hani of, bizim bugün formül olarak dediğimiz şey aslında Edith Piaf'ın kariyeri işte o dönemler şekillenmiş bir şey aslında zaten. Yani şu an dönüp baktığımızda her müzisyeni aynı şeyi uygulamaya çalışıyorsan tabii tabii. O yüzden diyorum hani onların müzikal yapısı anlamında da bence bir yönetmenin bazı şeyleri iyice araştırıp hikayeyi ona göre biçimlendirip ortaya koyması çok daha mantıklı şeyler ortaya çıkartabilir. Mesela filmde hani yine dikkat çekebilir, hani olumlu ya da işte gidip görebileceğim şeylerden biri. Müzik kullanımı, hani müzik şeylerin yeniden düzenlenmesi falan. Yayınlanan soundtrack'te şarkılar, bildiğimiz Queen şarkıları, hani remastered var, toparlanma şarkılar. Bir yani ekstra başka bir şey yok. Ama filmdeki hep onu merak ederim. Çünkü müzisyen biyografi, nasıl okuyorlar.
Çünkü mesela işte Edith Piaf'ta hani Marion Cotillard'ın kendi okumadığını biliyordum. Ama işte Edith Piaf'ın sesi de pek fazla yoktu. Hani böyle bir daha karma bir şeydi. Filmde de aynı şekilde Rami Malek hem kendi sesi var. Ama şöyle mix bir şey. Hem de onu sonra okumuştum ama unuttum adamın adını. Queen yarışmasına sesi en çok benzeyen, evet, o şeyde birinci çıkan adamın sesiyle bir mix yapılmış bir ses var. Freddie Mercury'nin kendi sesi de duyuluyor ama işte bu ikisinin mixi de duyuluyor. O iyi, yani şey, filmin içindeki sese ve o hale tahini, çünkü ses dediğin şey de jestle, mimikle birlikte ilerleyen bir şey olduğu için bir oyuncunun bunun da oyunculuğuna katabilmesi önemli. O bakımdan bir artı yön olabilir çünkü iyi işlenmiş tarafları. Filmin bir tane ekstra bunu söyleyebilirim ama dediğim gibi Timuçin hani, sen kendi söylüyor. Öyleymiş, evet. Fena değil. Sesi zaten güzel bir adam ama yani işte bilmiyorum. Sesleri de çok farklı ama çok hani güzel, çok farklı. Onun da, onun da çalıştığı, hani şey yani Timuçin Esen'in kendisinin çalıştığı yani özellikle şarkı. Yani Timuçin Esen'lerin şarkısı hani direkt hani Müslüm Gürses gibi mi söylüyor? Hayır ama şimdiki en iyi şeylerden biri olabilir hani. Onun şarkıları yorumlaması şeklinde. Ben filmde hani yorum görmekten de hani oyuncunun yorum, çünkü yorum dediğin şey hem oyunculuk anlamında tabii, hem playback ses falan anlamında çok şu yani. Şu devirde hani playbackle bir müzisyen biyografisi yapmak. Şey hani iğreti duran. Hani dediğin gibi zaten hani oyuncunun sesiyle şarkıyı söylemenin biçimiyle yani karakteri canlandırması, jest mimiği hani çok birbiriyle bir giden bir şey olduğu için hani o, onun da bu şekilde etkili olması önemli. Hani bir olumlu yönde öyle sayabilirim. Çünkü gerçek hani çalıştığı gerçekten çok belli. Biraz da ben tüm bu konuşmalardan şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Sen Queen'i çok sevdiğin için filmi birazcık hani olumlu yer arıyormuşsun gibi. Belki de çünkü hani o yani diyorum ya son sekansta gerçekten böyle hani bir gözlerimde oldu. Evet. Bir de çünkü şey hissi vardı. Ama yani filmin bu eksiklerini göz ardı edebilecek bir duygulanma değil tabii ki. Ben Queen'le ilgili bir şey izlemek istiyorsam çok daha fazlasını görmek isterdim dediğim gibi. Ama şeydir hani böyle şey, bu da kişisel anı gibi. Hani under pressure falan diyoruz David Bowie bir taraftan. Böyle hani evet onlar her iki hani büyük perdede görünce böyle bir şeyleri gıcıklıyor böyle içinde ama. David Bowie var mı ya? Yok hani under pressure'ı duyuyoruz. Şey yani ne diyecek? Hani bana hep şey derim hani bir imkan verselerdi, iki imkan verselerdi böyle canlı birini dinleyeceğim diye. Hani biri gerçekten Freddie Mercury'ydi, biri David Bowie'ydi. İkisini de dinleyemeden göçüp gittiler. O yüzden hani onlarla ilgili bir şey. Yerinde Joy onlarla ilgili bir şey görünce ya da öyle bir şey yapılıyor haberi gelince ister istemez bir moda sokuyorum kendimi. Yani belki o şey oto... Ne der ona? Hani oto beğeni gibi bir şey olması. Onu belki çalışıyordur ama bu Bohemian Rhapsody'nin... Kayırma şey. Evet, kayırma dediğim şey. Ama Bohemian Rhapsody'nin işte demin saydığım eksiklerini maalesef ki gidermiyor. Yani konuştuğumuz iki müzisyen biyografisi pek olmamış. Evet, bu karara varabiliriz. Olmuşlarının da isimlerini söyledik. Evet, aha. Hani böyle bir şey. Hadi dinlen, sohbet olsun diye soruyorum şu an. Kimin biyografisini izlemek istersin? Ben biraz şeyden dolayı hemen ülkemizden mi? Genel yani ülkemizden Zeki Müren dedik zaten. Aha, evet. Var mı başka aklına gelen? Başka var mı? Ya ben hani şunu şuradan Barış çıkar. Barış Manço isteyebilirdim. Ama böyle işte o O kadar formüle edilebilecek bir şeydi o yani. Hadi bir de hani şey ya hani tırnak içinde hani daha şey hani ya da Müzeyyen Senar isteyebilirdim. Ama o da çok böyle bir cumhuriyet filmi falan gibi olabilir. Cumhuriyet kadını. Cumhuriyet kadını. Şey değil hani böyle rakılı, ne der ona hani. Ama rakılı makılı o zaman olur. İlk yılları falan gibi. Bu şey. Devirde zor olur o film. Rakı yani olmak evet zorunda işte. Olacak o filmin içinde ve zor. Yapmaz gerçi Müslüm'de bayağı içiyorlar yani. Falan görüyoruz da onları. Ama şey biraz oluyor. Alkol bütün kötülüğü ona sıdıra bağlı. Ha, o şey kamu spotu. Yani evet tam spoilerlı bir şey söyleyecek dünyadan misin? Dünyadan da hani... Yani David Bowie isterdi. David Bowie, ben David Bowie var ya diye hani. Demin sordum ya ondan biraz şey yaptım. David Bowie isterdi. Bunu kapandıktan sonra mı sorayım şimdi mi sorayım bilmiyorum. Kim oynasa ki David Bowie mesela şu anki? Oo. Aklıma çok fantastik bir isim geldi ama söylemeyeceğim. Linç yerim diye korkuyorum. David Bowie 100 kişi dinliyor zaten podcastleri. O yüzden de linç yerim. Benim şu an aklıma bir isim gelmiyor ya. Biraz bakınmam ya. Ha,
Ben şöyle gizliden söyledim duydum ve acaba dedim hani yok linç yiyecek bir şey değil ya. Sadece söyle. Deneysel bir şey olabilir. Çok deneysel bir deney. Çünkü kötü bir oyuncu değil kendisi bana göre. Ben çok iyi de bir şarkıcı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi de bir şarkıcı ve çalışırsa yapabilecek de bir kapasitesi var. Sanki biz böyle teklif götürecekmiş gibi şey toplarsın. Ben... David Bowie biyografisi yapıyoruz. Kim oynatan? Para ver ben değil mi şu an? Kim oynatan diye düşünüyorum. Justin Timberlake dedim ben de. Fiziksel olarak çok belki tatmin. Ama makyajla makyajla falan. Yo bence gözleri falan gayet benzeyebilir. Olabilir neden olmaz. Bilmiyorum ama. Emin olamadım. Ama linç yenecek bir cevap değil yok. Onun... Yani bizi dinleyen yüz kişiye söylüyorum. Linç yenecek bir cevap. Öyle. Bu şakacı kapanışımızla da zaman evet, varsa ekleyeceğim bir şey. Eve dönerken David Bowie kim oynar? Diye evet, derin düşünceleri sonra gerekli yerlere göndeririz. Şu zayıf biri olması lazım. Uzatayım mı daha çok? O zaman kapatalım. Ben biraz düşüneceğim. Düşünceleri bırakırken bu haftalıkta podcastimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer podcastimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.